Selamünaleyküm. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü aracımız Fiat Egea. Aracımız 2021 model Easy boş bir paket 1.3 Multijet. Araç gördüğünüz gibi makyajlı yeni yüz. Araç fiyatlarının çok yüksek olduğunu ve akaryakıtın da yüksek olduğunu düşünürsek böyle bir aracı inceleyip sizin için anlatmak istedim. Aracın iç ve dış görsellerini göreceğiz. Araçta yol tutuşu hakkında size bilgi vereceğim. Akaryakıt tüketimi hakkında bilgi vereceğim. Şimdi bunların hepsi için videomuza geçelim. Arkadaşlar, insanlarda şöyle bir algı var. Yani Fiat Egea alınır mı? Otomobil fiyatlarının çok pahalı olması, akaryakıt fiyatlarının da pahalı olması gerçekten Egea'yı alınabilir hale getirdi. Yani yerli üretim olması, parçasının da ucuz olması bu araçlara bu sene talebi artırmış oldu. Ama insanlardaki şu algı, bu araç bu parayı eder mi? Arkadaşlar, yani şöyle bir bakın. Piyasada 150-200 bin TL'ye 2002, 2003, 2010 model araçlar satılırken bu aracın 1.4 Fire paketini 260 bin liraya sıfır olarak satılıyorsa neden alınmasın? İşte bunun yorumlarını size bırakıyorum. Bu aracımız da 1.3 Multijet dizel arkadaşlar. Bu aracın da akaryakıt tüketimi düşük. Parça maliyetleri ucuz, bakım maliyetleri ucuz. Arkadaşlar Fiat Egea'yı dış yüzüyle baktığımızda almamamız için bir sebep göremiyorum. Çünkü önden baktığınızda kaslı ve heybetli ve güzel bir görünüşü var. Makyajlanan yeni yüzüyle de gerçekten çok güzel olmuş. Fiat logomuz büyümüş. Halojen farlarının olması çok iyi değil ama easy. Başlangıç paketi ve altta sis farı yok. Orada da parlak, güzel plastikler kullanılmış. Ön tampona baktığımızda görünüş olarak çok güzel bir görüntüsü var. Sinyaller gördüğünüz gibi çamurluk üzerinde, ayna kapakların üzerinde olması daha iyi olurdu. Ayna kapakları aracın kendi renginde. Başlangıç paketi olmasına rağmen kapılarda krom kapı kolları kullanılması da dikkatimi çekmedi değil. Aracın tavanında gördüğünüz gibi şekilli, ortası daha alçak, yanları daha yüksekte olan bir tavan var. Aracın arka kısmına geldiğimizde tamponlar yine kendi renginden. Stop lambalarımız C şeklinde, güzel bir görüntüsü var. Bagaja şöyle baktığımızda da yine arkadan çok kötü bir görünümü yok. Şık bir duruşu var. Fiat logomuz burada farklı olabilirdi. Bu öndeki logo değiştiyse bunun da değişmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Egea yazımız ve Multijet yazımız kapak üzerinde duruyor ve burada bir açma tuşumuz var. Bagajımızı açabiliyoruz. Arkalarda sensör olmaması kötü. Başlangıç paketinde dahi bence sensör olması gerekirdi. Yani şöyle araca yandan baktığımızda da dediğim gibi Egea'yı almamamız için bir sebep göremiyorum. Aracın kapı kollarından başlayayım. Kapı kolları gördüğünüz gibi sert plastikten oluşuyor. Burada bir tutamağımız ve açma kolumuz var. Aşağıda da gördüğünüz gibi küçük bir cebimiz var. Şoför kapısının üzerinde 4 adet cam otomatiği, yine burada da elektrikli aynanın ayarlanabilir tuşları var. Aracın sert plastikten oluşması çok hoş bir kapı kolu görünümü sağlamıyor. Sadece bunlar Easy paketle, dolu paketlerde daha değişik kapı kollarıyla karşılaşabiliyor. Direksiyonun sol tarafına geldiğimizde tuşlar var. Burada aracın farlarının yükseklik ayarı, yine arka sis farı ve lastik basınç ayarları gibi tuşlara buradan ulaşabiliriz. Burada gördüğünüz tuşlar aracın orta gösterge panelindeki aracın işlevleriyle ilgili olan kısmı ilgilendiriyor. Burada Fiat logosu var. Yine bizi karşılayan, selamlayan bir gösterge paneli var. Buradaki tuşlara basarak da buradaki bazı aracın fonksiyonel işlevlerini görebiliriz. Yakıt tüketimini görebiliriz. İşte ne kadar mazot kaldığını görebiliriz. Bunun gibi fonksiyonel işleri bu orta kısmından aracın görebiliyoruz. Hemen alt kısmında telefonla ilgili olan tuşlarımız var. Egea'nın radyo ile ilgili olan tuşları hemen direksiyonun sağ ve sol kısmında. Yine gördüğünüz gibi burada da göstereyim arkadaşlar. Şunlar. Yani radyonun ses açma, ses yükseltme, kanal değiştirme gibi işlevlerini de buradan
yapabiliyoruz. Easy pakette küçük de olsa ekranlı bir radyo teybimiz var. Buradan USB aracın AUX girişinden bağladığımız müzik sistemlerini dinleyebiliyoruz. Burada hava kanallarımız var. Klima ile ilgili havalandırma kanallarımız var. Bunlar yine Chrome destekli olması hoş bir görünüm sağlamış. Hemen alt kısmında aracın direksiyonunun City modu, bagaj açma tuşu, araç kapılarını kilitleme, dörtlü flaşör ve start stopu iptal etme gibi tuşlarımız var. Aşağıya geldiğimizde burada dijital klima gibi gözükse de bu da makyajlanmış arkadaşlar. Daha önceki versiyonlarda bu daha farklıydı. Biraz dijitalimsi görüntü alsa da bile bunlar dijital değil, manuel arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi manuel olarak ayarlayabiliyoruz. Hemen alt kısmına geldiğimizde USB girişi ve aracın bir soketi bulunuyor. Buradan da telefonumuzu şarj edip aracımızda multimedya dinleyebiliyoruz. Aracımız gördüğünüz gibi manuel vites. Aracın ön konsoluna geldiğimizde üst kısım biraz yumuşak, alt kısım biraz daha sert plastiklerden oluşmuş. Aracın zaten tamamı genelde sert plastiklerden oluşuyor. Koltuklar çift renk kumaş, yanlar siyah. Bunlar çok çabuk kirleniyor gibi gözüküyor, çok çabuk yıpranıyor, çok kaliteli bir kumaş yok. Ortada bir konsolun olması, kol dayamanın olması ve hareket etmesi güzel bir şey. El freni gördüğünüz gibi ortada büyük bir çıkıntı halinde duruyor. Arkadaşlar Egea'nın arka koltuk mesafesi gördüğünüz gibi bayağı bir geniş. Oturduğunuzda bir karış gibi bir alan bırakıyor size. Arkadaşlar tavan yüksekliği de normal sayılır. 4-5 parmak giresilik bir tavan yüksekliği var. Şaft yüksekliği fazla yok. Ortada yolculuk yapacak için çok fazla sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ama uzun yollarda her zaman şaft yükseklikleri sorun olmuştur. Fakat arka başlığın olmaması, üçüncü bir başlığın olmaması uzun yolculuklarda çok rahat ettirmez. Hatta Allah göstermesin kaza durumlarında da boyun yaralanmalarına sebep olur. Gördüğünüz gibi ön koltuk gibi arka koltuklarda çok konforlu ve çok kullanışlı değil. Çünkü lekeyi hemen hemen de çok hızlıca belli ediyor. Kapı kolları arka tarafta da yine gördüğünüz gibi sert plastiklerden oluşuyor. Bunlarda da yine bir tutamak, kapı açma kolu ve küçük bir saklama gözü var. Camların tuşları da yine kapı kollarının üzerinde bulunuyor. Arkalarda hoparlör var. Dörtlü hoparlör sistemi var. Arkadaşlar Egea'da 4 tane motor seçeneği var. 1.4, 1.0, 1.3, 1.6. Şimdi sadece 1.0'ını kullanmadım ben. 1.4'ü kullandım. 1.4 çok ağır, çok hantal bir araba. Yokuşlarda sizi yoruyor. Yani 1.4 motor ben pek kendim tercih edip binmem. Fakat 1.3'e geldiğimizde 1.3'te 1 ile 2. viteste biraz ağır kalsa bile genel olarak iyi bir sürüş keyfi veriyor. Fakat 1.6 seçeneği gerçekten arabanın çok hızlı, çok seri. 1.6 motorunu ben daha çok tercih ederim. Hatta ve hatta otomatik vites olan versiyonunu da kullandım. Mirror paketini de kullandım. Easy paketini de kullandım. Gerçekten çok güzel bir araç. Şu anda da bu araçların ikinci elde tercih edilmesinin sebebi de belki diğer araçlara göre fiyatının ucuz olması. Arkadaşlar köprüden geçerken size yine Egea'dan bahsedeyim. Egea'nın en çok hoşuma gitmeyen şeyleri kapı kollarının ve iç aksamında çok plastik aksam kullanılması. Fakat bu bizim hoşumuza gitmeyen şeyler belki de bu aracın en çok tercih eden taksiciler tarafından çok hoş karşılanması. Çünkü 24 saat bu araç kullanılıyor ve farklı farklı müşteriler biniyor bu araca. Bu araç çok çabuk kirlenebiliyor. Bundan dolayı da eğer ki plastik aksam ne kadar fazlaysa silinip temizlenmesi de o kadar kolay olabilir. Yani bu araç sanki baktığınızda hemen hemen de tamamıyla bir taksici için üretilmiş, onlar için dizayn edilmiş bir araç olarak görünüyor. Çünkü yakıt tüketimi olsun, motorun gücünün, ömrünün fazla olması olsun, yine iç aksamların plastik olarak yapılması ve bakım maliyetlerinin, parça maliyetlerinin de ucuz olması taksiciler için en çok tercih edilen araç olarak görünüyor. Fiyat artık hibrit modellere geçiyor. Hibrit üretimine başladı. Daha sonraki yıllarda da 2030 yıllarında da tamamen elektrikli araç üretimine geçecek. Fakat hibrit olacak araçlar bu kadar ucuz olmayabilir. Yani hibrit araçlar baktığınızda şu anda sarı sayfalarda ya da sıfır araçlarda hibritler biraz daha pahalı. Araçların hibrit üretilip gelmesi de bu araçların değerini artırır mı? Yorumları size bırakıyorum. Çünkü daha yüksek fiyattan çıkan bir Egea mı alırsınız yoksa dizel
daha ucuza 2021 model bir Egea alırsınız. Şimdi araç fiyatlarına baktığımızda araç fiyatları gerçekten çok yüksek ama bu kategoride, bu segmentte yarışan araçların içinde de fiyat Egea'nın fiyatları biraz daha ucuz alt segmentlerde kalıyor. Arkadaşlar, fiyat Egea'da çok plastik aksam kullanılmış olsa da aracın hareket halindeyken ya da kasislerde ya da patika yollarda aracın plastik aksamından hiç ses gelmiyor. İşte bu konuda bence iyi diyebilirim. Aracın dizel olması motor sesinin biraz içeriye fazla gelmesine sebep oluyor. 1.6 seçeneğinde bu biraz daha az ama 1.3 olan araçta biraz motor sesi fazla diyebilirim. Onu hissedebiliyorsunuz. Aracın yokuşlardaki gidişinde 1.3 olması biraz performans düşüklüğü yaşatsa da hiçbir sorun çıkarmıyor ama 1.6 motor seçeneğinde yokuşları istediğiniz gibi çıkıp inebilirsiniz. Arkadaşlar, bu tarz tanıtım videolarının devamını istiyorsanız yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Bir başka tanıtım videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.